Selamlar herkese. Selamlar herkese. Bugün yeni bir video ile sizlerleyiz. Hatta biz işe başladık, elimizde eldivenler falan, sonra videoya girelim istedik. Bugünkü videomuz bahçemizin belli bir kısmını yaptığımız bir video olacak. Geçen sene buraya biber patlıcan ekmiştik. Bu yıl farklı şeyler düşünüyoruz. Mecburen çit çekeceğiz. Tel örgü çekeceğiz buraya almadan dolayı ve tavuklardan dolayı. Bakalım, yavaş yavaş başlayalım. Alma toprakta eşelenmeyi çok seviyor, toprakta oynamayı. Ama biz de ekim dikim yaptığımız zaman onları da koparıp yiyor. Geçen sene o tarz tecrübelerimiz olmuştu. Bu sene tekrardan aynılarını yaşamamak için çit çekip onun geçmesine engel olacağız. Başlayalım. Burası bahçemizin sol taraftaki kısmı. Bu tarafa geçen yıl biber ekmiştik. Bu yıl da tekrar biber ekmeyi düşünüyoruz. Tamamen ya da değişebilir. Solucanlarımız da çıkmış, tavuklarımız zaten. Aslı solucan tutmaya başladı. Eldivenle büyük bir gelişme. Bu yıl bu tarafı tamamen lif kabağı ekmeyi düşünüyoruz. Bu iç kısmına doğru otları temizleyip biraz daha büyüteceğiz burayı. Aslı otları yoluyor. Ben de birazdan yardıma geçeceğim Aslı'ya. Yabani ot temizliğini bir kısma kadar bitirdik. Şimdi ekeceğimiz alanın taşlarını açtırıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizim bahçe çakıl taşı ve ekim yapabileceğimiz çok fazla alan yok. Onu da bu şekilde taşlara açtırıp kendimize ekim yapabileceğimiz alan oluşturuyoruz. Şimdi çekeceğimiz çitin sınırlarını belirliyoruz. Sonra da tel örgülerimizi takacağız. Merhaba. Çit direklerimizi çaktık. Şimdi sıra telimizi çekmeye geldi. Bahçemizin çitlerini çektik. Bir sonraki aşamada toprak biraz daha ilave edip içine lif kabağı tohumlarımızı ekmek vardı. Onu bugün yetiştiremedik. Onu da artık yarın yaparız. Yarın devam ederiz. Evet. Bugünkü işlerimizin sonuna geldik. Yarınki işlerde görüşmek üzere.
Bugün lif tabağı tohumlarımızı ekeceğiz. O yüzden Ersen biraz toprak ilave ediyor yerine. Ersen için biraz yorucu geçiyor bu süreç. Ben de düzenliyorum orasını. Nasıl gidiyor canım? Toprak çok taşlık olduğu için kısmi böyle ayıklayabildiğimiz taşları ayıklayalım. Zemin bayağı aşağıdaydı şurada gördüğünüz gibi. Oraya ilave ettik. Oraya da devam edeceğiz ilave etmeye. Çok su tutuyor böyle olduğu zaman. Bu yıl dedik yükseltelim. Oo, güzel bir solucan. Bir tane daha. Tavuklara afiyet olsun. O zaman ben de görevime geri döneyim. Bahçemizin bu kısmının çitlerini çektik. Lif kabağı ekeceğimiz yerlerin topraklarını yükselttik. Şimdi lif kabağı ekimi yapacağız buraya. Başlayalım. Lif kabağı tohumlarımız bunlar. Bunlar bizim kendi kabaklarımızdan ayırdığımız tohumlarımız. Islattık, kuruttuk. Ekim hazır. Bunlar da Muğla Yerel Tohum Merkezi'nden aldığımız lif kabağı tohumları. Şimdi ekime geçebiliriz. Burası güzel güneş görüyor. Zaten lif kabağı da güneş görmesi gerekli. 150 gün bir olgunlaşma süreci var. Kısmet olursa Ağustos ortalarında lif kabaklarımız olgunlaşmaya başlayacak. Altlarına biraz solucan gübresi koyup lif kabuğu tohumumuzu yatıralım. Yine kurda kuşa aşa deyip ekimlerimizi yapalım. Evet. Herkese olsun. Bayağı tohum var, sık gideceğim. Zaten bu sol tarafa da sarılması için bir yer yaparız. Yani buradakiler buraya sarılıyor ama. Çok şey, sık eksik. Daha sık. Şimdi tohum ekimimiz bitti. Üzerine solucan gübresi koyacağız tekrardan destek olsun diye. Zaten tohumları ekerken içine koymuştuk. Bu da böyle üstten bir takviye olsun.
Şimdi Ersen can sularını veriyor. Tohumlarımız güzel güzel patlarlar, çıkarlar ve lif kabaklarımız bolca olur. Almış. Sen ne yapıyorsun oğlum? Hep peşimizde kalite kontrol müdürümüz. Doğru yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Hep gözü üstümüzde. Bahçemizin lif kabağını ekeceğimiz tarafını bitirdik. Çitlerini çektik, toprağını doldurduk. Tohumlarımızı ektik, üzerini kapattık. Solucan gübresini de koyduk. Bizdeki o işlem tamamlandı. Artık çıkmalarını bekleyeceğiz yavaş yavaş. Bizde zaten bu aralar günler böyle geçiyor. Hep bahçe işleri, bahara hazırlık, tohumlarımızı çimlendirmek derken günler böyle geçiyor, bitiyor. Lif kaba ektiğimiz yerin uzantısına da toprak doldurup orayı da salataları ekmeyi düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi salatalar üst katta aşırı boy vermişti. Serenin içine aldık ama orada da aşırı boy verdikleri için sıcaktan yamulmaya başladılar. Serenin içinde kurtaramayacağız salatalıkları. Biz de buraya ekmeye karar verdik. Bakalım burada kurtulacaklar. Yarınki işimiz de salatalıkları toprağa ekmek olacak. Evet. Bizde bahçe işleri devam ediyor. Yarınki işlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.